Hangi renk hangi renkle uyumludur? Bu sene hangi tarz bir adım öne çıktı? Düğüne davete giderken ne giyeceğim diye kara kara düşünenler, bu yılın modasını usta modacı Yıldırım Mayruk sizler için Magazin 8 kameralarına anlattı. Düğüne gidecekler. Her renk var. Davete katılacaklar. Bunlar payet. Ve şık görünmek isteyen kadınlar dikkat. Bütünsüz kadını kaybedecek. Yıldırım Mayruk'tan en trend kıyafet tüyoları Magazin 8'de. Buyurun bir genç kız elbisesi. 2016 yılında dünya modası büyük elbiselerden yana üretim yapmış. Senelerdir olmayan bu kabarık büyük etekler, tüller, danteller, işlemeler fazla abartılı bir sene yaşıyoruz. Tabii bunun yanında her şey büyük etek olacak değil. Daracık elbiseler de var. Ama bu seneki özellik elbiselerin, eteklerin büyüklüğü. Bu yıl her renk elbisenin moda olduğunu söyledi Yıldırım Mayruk. Şimdi her renk var. Bunda kumaşa bakıyorsunuz. Ve bunlar tabii ki içine vücut giydiği zaman daha değişecek elbiseler. Bunlar payet. Aşırı zayıf olan kadınlar için de elbiselerde birkaç hile kadını şık göstermeye yetiyor da artıyor bile. Zayıf bir hanım için bir elbise diyelim. Bakın bacağının zayıflığını örten bir etek var. Üstünde de vücuda çok oturmayan, hafif bol vücudu yalayarak geçen bir elbise var. O bütün sıskalığını kaybedecek. Tabii biz ona sıska dedik. Ünlü modacı 2016 yılının en trend kıyafetlerini anlatırken bir hazine gibi sakladığı, pek kimselere göstermediği modelleri de ilk kez Magazin 8 izleyenleri için görücüye çıkardı. Buyurun bir genç kız elbisesi. Mezuniyetlerde ya da evet. Nişanlı görebileceğiz değil mi? Evet. Bakın çok zayıf için bir elbise. Büyük bir etek. Sımsıkı bir korsaj. Üste omuz açık veya kapalı giyilebilen ama bol bir beden var. Yıldırım Mayruk, manken gibi vücut ölçülerine sahip olan kadınların giyinmekte biraz daha şanslı olduğunu söyledi. Bu dantel bir elbise. Tabii bu güzel bir vücut için. Bunda incecik bir vücut istiyor. Arkadan da bakarsanız. Tamamen el işlemesi. Hepsi. Zaten kuturun şeyi işte el işçiliğidir. Sektörde artık salt moda anlayışının kalmadığını söyleyen Mayruk, modacıların aykırı çalıştığını kendisinden de bir örnekle gösterdi. Mesela bu bir design. Ben bir kumaş buldum, şey yaptım. Buldum. Bu kumaş bu değil. Bu kumaş tül üstünde ufak bir parça. Bu kumaşı şu hale getirdim. Bunları da birbirine ekleyerek bir elbise yaptım.